Evren'in Saklı Dünyası'ndan herkese merhaba. Defi ailesinin bu şifa dağıtan mutfağında bugün yine çok güzel bir pestil tarifi yapacağız. Benim tabii küçük iki tane çocuğum olduğu için bir tanesi 3 yaşında, bir tanesi 5 yaşında. Hem bizim damak tadımıza uygun bir şeyler yapıyorum hem de onların damak tadına uygun bir şeyler oluyor. Ayrı ayrı bir şeyler yapamıyorum. Hepimiz orta noktada buluşuyoruz. Bugün de bu pestili yaparken ben sadece meyveden yapmak istemedim. Çünkü zaten meyveyi çocuklar ham haliyle de yiyorlar. Yani benim sadece değişiklik olsun diye dur bir kayısı kaynatayım veya bir erik kaynatayım da bunu pestil yapayım. Benim pek hani sağlıklı yaşama bakış açımla uymuyor. Zaten beni Ebru'nun sağlıklı dünyasından takip edenler de biliyorlar. İlla ki her şeye bir sebze, illa ki her şeye bir baharat katmam elzem ki çocuklara böyle böyle yedireyim. Şimdi düşündüm bu pestili ben nasıl yapabilirim diye. Zaten meyve, anjelik eriğimiz var. Okey, zaten bunu tek başına yiyorlar. Muz zaten havada karada yeniyor herkes için. Ama bu pancar her zaman olmuyor. Mutlu bağırsak mutlu insanlarda benim mottom. Bağırsak dostu pancar. Nitrat deposu aynı zamanda vücudumuza enerji veriyor. Ama aynı zamanda bunu koyarken dedim ki kendi kendime bir taraftan da pancar yediğim zaman arada ben bir şişebiliyorum. O yüzden hemen bir kakule koyayım dedim. Kakule de hem sindirim enzimlerine yardım ediyor hem de şişkinliği alıyor. Hem de böyle küçük baharatlarla lezzetlerde oynamayı seviyorum. Çok güzel, çok hoş bir tadı oldu. Ne böyle çok tatlı oldu ne de ekşi oldu. Tam ortada benim istediğim gibi bir şey oldu. Çünkü ben ve çocuklarım da açıkçası çok tatlı şeyleri sevmiyoruz. Böyle buruk ama tatlıya doğru bir tadı oldu. Çok kolay yapımı. Şimdi 15 tane anjelik eriğim birazcık kadar sudan kaynattım. Anjelik erik tercih etmemin nedeni de normal eriğe göre daha tatlımsı bir tadı olması. Pancarları da aynı şekilde soydum. Bunları da birazcık haşladım. İlk önce bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Önce fındıklarla başlıyoruz. Ben tabii ki sağlıklı dünyası olan bir Ebru olarak çiğ fındık kullandım. Bunları da akşamdan suda beklettim ki fitik asitinden arınsın diye. Çünkü bana şişlik yapabiliyor. Ben o yüzden bütün kuru yemişlerimi çiğ kullanıyorum. Bademi, cevizi ve fındığı da suda bekletiyorum. Kakulemi de bununla beraber atıyorum. Şöyle çok kısa bunu bir çekeceğiz. Böyle çünkü pestilin içinde ağzımıza gelsin istiyorum. Böyle un ufak olmasın. Bu kadarı benim için yeterli. Çünkü diğerlerini de koyacağım ve diğerleriyle de çekeceğiz. İlk önce böyle eriklerimizi koyalım. Suyuyla da beraber. Hop, sıçramadan bunu koymayı başardım. Sonra da pancarlarımızı koyuyoruz. Muzlarımı en son koyacağım. Tamamdır. İçine muzlarımı atıyorum. Sonra tekrar bir tane daha çekiyorum. Ve pestilimizin kıvamı tam istediğimiz gibi olacak. Ne yağ var, ne katkı maddesi var. Herhangi hiçbir şey yok. Ve tatam saniyeler içinde hazır oldu. Bu kadar pratik. Sonra tepsimizi alıyoruz. Bu tariften 5 tepsi çıkıyor. Ben size bir tepsiyi göstereceğim. İstediğimiz şekilde ben ince yapıyorum. Şöyle. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Tam antioksidan deposu pancarla beraber. Yine çocuklara iki arada bir derede hem kendimize meyveyle sebzeyi buluşturmuş olduk. Benim amacım zaten hep o. Sebzelerle azıcık kaçamak şeyleri buluşturmak. Çünkü zaten meyveyi herkes yer. Pestilini de herkes yer. Ama maksat pancarlı pestili yedirtebilmekte.
Şöyle ince yapıyorum. Şimdi bunu hazırladık. Böyle güzel spatulayla da yaydım. Kurutucumda kurutacağım. 48 derecede 8 saat kurutacağım. Ama ne olur bu gözünüzü korkutmasın. Of, 8 saatte elektrik mi yanar, öyle mi yapılır, böyle mi yapılır diye ben çok etrafımdan, arkadaşlarımdan da soru alıyorum. 8 saate yaklaşık 4 lira kadar elektrik harcıyor. Bence bu hani bir şeyin vitamini, mineralini kaybetmeden yemek için değer. Bunu güneşte kurutuyor musunuz gibi kabul edin. Zaten öyle. Pişirmiyor. Tamamen kurutuyor. Bir de ben mutfağımda bu kurutucumu da ben kendim de satın aldım. Yer açmak için mikrowave'imi çıkardım. Zaten hiçbir zaman kullanmıyordum. Mikrowave'imin yerine kurutucum cuk oturdu. Harika oldu. Ben de çok mutlu oldum. Şimdi çok daha sıklıkla kullanabiliyorum. Ayarladığım kurutucumda 8 saatte pişecek. Ben bunu genelde akşam koyuyorum. Sabaha hazır oluyor. Hem çocuklar hem de biz çok seviniyoruz. Afiyet olsun, şifa olsun herkese.